Osmanlı Türkçesi denildiğinde ilk akla gelen bu dönemde edebiyat diline alınmış çok sayıda Arapça ve Farsça kelimedir. Öyle ki kimi gramer kurallarıyla birlikte bu alıntı unsurlar konuşulmayan ve halkın büyük çoğunluğu tarafından anlaşılmayan bir karma dilin başlıca ayırıcı yönünü oluşturur. Osmanlı Türkçesi döneminde iki doğu dilinden çok sayıda kelime alınmıştır. Bunlardan biri Sami diller ailesinden olan Arapçadır. Diğeri ise Hint-Avrupa dil ailesinin bir koluna bağlı olan Farsçadır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: eklemlilik ve bükümlülük, anlam çekirdeği, çekirdek anlam, kelimede cinsiyet, artık harf, önden eklenmedir. Bu programı izledikten sonra alıntı kelimelerin hecelerinin nasıl değerlendirildiği Arapçadan alıntı kelimelerin farklı ses düzenlerinin ve yapılarının nasıl ayırt edildiği, Farsçadan alıntı kelimelerin farklı ses düzenlerinin ve yapılarının nasıl ayırt edildiği sorularına cevap bulabileceksiniz. Yapısı Türkçeden tamamen farklı olan Arapça ünsüzlere dayanır. Bir Arapça kelimede anlamlı bir ses birliği en az üç ünsüz sesten oluşur. Arapçanın bir ünsüzler dili olması yüzünden nasıl bir kalıba olursa olsun anlam çekirdeği üç ünsüzün oluşturduğu bir köktür. Örneğin eser, basar, halk gibi. Bu kök ünsüzlerinde ise Türkçedeki gibi belli niteliklere göre kurulmuş ve belli kurallara göre işleyen bir sisteme bağlı bulunmaksızın dilin bütün ünsüz sesleri yer alabilir. Her Arapça kelime belli bir kalıba uyar ve o kalıba göre tanınır. Kök ünsüzleri bir takım kalıplar içine sokulmakla taşıdıkları çekirdek anlam yeni anlam katkıları alır ve kelime tür bakımından çeşitlenir. Bu yüzden bir Arapça kelime kalıbına göre tanımak ne tür bir kelime olduğunu ve buna göre de anlamını belirlemek açısından büyük bir önem taşır. Arapçanın bu kendine özgü yapısına bükümlülük denir. Bu özelliği taşıyan diller de bükümlü diller olarak anılır. Arapçanın ünsüzlere dayanan bir dil olması yüzünden nasıl bir kalıbı olursa olsun anlam çekirdeği üç ünsüzün oluşturduğu bir köktür. Bu kök ünsüzlerinde ise Türkçedeki gibi belli niteliklere göre kurulmuş ve belli kurallara göre işleyen bir sisteme bağlı bulunmaksızın dilin bütün ünsüz sesleri yer alabilir. Bu yüzden Arapçanın temel sözlükleri ilkin üç ünsüz harfin sonda bulunanına göre Sonra da başta bulunandan başlamak üzere alfabetik olarak giden bir sıra izler. Arapçanın başka bir önemli özelliği de kelimelerinde cins ayrımı bulunmasıdır. Bütün Arapça kelimeler ile fiil çekimleri erkeklik ve dişilik niteliği taşır. Bu ayrım kimi kelimelerde saymaca, kimilerinde ise biçimcedir. Biçimce dişililiği T başta olmak üzere kimi harfler gösterir. Örnek olarak Arapçada güneş dişi, ay erkek sayılır. Yazdığı denilecek olduğunda erkek için ketebe, kadın için ise ketebet biçimleri kullanılır. İsimlerle bir araya gelen sıfatlar ve zamirler cinsiyet yönünden uyuştuğundan isimlerden hangilerinin dişi, hangilerinin erkek olduğunu ya da sayıldığını bilmek gerekir. Programın devamında göreceğimiz gibi bu uyuşum Farsça yapılı sıfat tanımlarında da geçerlidir. Türkçe, tarihi boyunca yabancı dillerden aldığı kelimelerdeki bütün düzensiz heceleri Türkçeleştirmiştir. Osmanlı Türkçesi döneminde de hangi yabancı dilden alınmış olursa olsun, bütün alıntı kelimelerdeki düzensiz heceler üzerinde sürmüş olan bu işlem birkaç yolla gerçekleştirilmiştir. Dilerseniz programımıza bu işlemleri örnekleriyle açıklayarak devam edelim. Çift ünsüz başlaysa. Başa dar bir ünlü getirilerek. Örneğin, İskandil İtalyanca Scandaglio, iskele yine İtalyanca Scala, iskemle skamni, üsküdar skutari Yunanca, istatistik Fransızca statistik kelimesinden alınmıştır. İki ünsüz arasına bir dar ünlü getirilerek, örneğin kral, frenk, kulüp, drahmi gibi. Birleşik yapılarda kelime içinde ikinci hece başında kalan çift ünsüzler de aynı yolla bölünmüştür. Örneğin kontrato, kelimenin kendi ünlüsünün yerini değiştirip iki ünsüz arasında kullanarak. Bursa, pırlanta gibi. Düzene uymayan çift ünsüz sondaysa. Türkçeleştirme daha çok iki ünsüz arasına bir dar ünlü getirilerek sağlanmıştır. Akıl, asıl, ceviz, havuz gibi. Bir ekle ya da birleşme yoluyla genişlemiş tabanlarda ünlü çoğu zaman ikinci ünsüzden sonra getirilmiştir. Mihriban ve şehriyar gibi. Bunun yalın durumda da gerçekleştiği duruma bir örnek olarak servi gösterilebilir. Ünlü türemesi olayı kimi zaman birleşme sırasında yan yana düşen iki ünsüz arasında da gerçekleşmiştir. Kamran, Kamran, mutlu, dilediğine kavuşmuş. Arapça ve Farsça kimi tek doğruluklu, düzenli hecelerde de bu bölünme yapılmıştır. Zuluf, vasıf gibi. Bunun sebebi bu tür hecelerin Türkçenin hece örneklerine yani belirsiz ünsüz öbeklerine benzer olmamalarıdır. Türkçe hece örneklerine benzer düzenli heceler ise olduğu gibi bırakılmıştır. Sert, mert, şart, çift, rast gibi. Kimi örneklerde heceyi bölen ünlü genişle gelmiştir. Lehem, şeher gibi. Arapçanın kimi tek heceli kelimelerinin sonunda ikiz ünsüz bulunur. Bir, Sır, cer, hur, dur, zul gibi. Bir ünsüzün iki kez okunması için kullanılan işarete şedde denildiğini daha önce görmüştük. Osman Türkçesi yazımında hareketsiz metinlerde bu işarete yer verilmemiştir. Bu gibi kelimeler yalın hallerinde tek ünsüzle söylenmiş bir, cer, hur, dur, zul gibi. Başına ünlü bir ek aldıklarında ise ikiz ünsüz ortaya çıkarılmıştır birri, sırrı, cerri, hürriyet, durru, zullu gibi. Söz zincirinde yan yana gelen kelimelerin komşu heceleri arasındaki kurallı sıralanış bakımından bu gibi kelimeler Türkçenin kelimeleri gibi davranırlar. Hur rol değil, hu rol mak, sır rol -mak değil, sı rol mak, zul li di yi değil, zu li di -hi. Bu kurallı durum şiir dilinde vezin yüzünden bozulur. Düzensiz hecelerin Türkçede düzene sokulması çift ünsüzden ikincisinin düşürülmesi yoluyla da yapılmıştır. Yazıya yansımış bir örnek olarak fıkı ve af verilebilir. Farsçanın da kendine özgü ünlü ve ünsüzleri vardır. Farsça yapı bakımından eklemeli dillere benzer. Kelimelerinin çoğu ekleme yoluyla türemiştir. Bunlar Türkçenin ekleri gibi tabanların sonuna gelir. Farsça bir kelimeyi tanımak için öncelikle bu eklerin öğrenilmesi gerekir. Farsça bir yönüyle de önden eklemeli dil özelliği gösterir. Farsça'da az sayıda da olsa ön ekler vardır. Bunların en önemlileri düşmen, duşvar ve duşnam kelimelerindeki kötü demek olan duş eki ile Türkçenin sız ekine karşılık olan na ve ne'dir. Nevmit, napak, nagah gibi İsimlerin çekimi önlerine gelen takılarla yapıldığı gibi zarf işleyişindeki kimi kelimeler de ön takılarla elde edilir. Ayrıca hemen hepsi zarf olarak kullanılan yapılarda bir takım zarflar ve isimler de ön takı gibi kullanılır. Türkçe Farsçadan çok sayıda kelime ve söz öbeği almıştır. 14. yüzyıl boyunca ve 15. yüzyılın ilk yarısında aruzla yazılmış Farsça manzum eserlerin Türkçeye yine aruzla manzum olarak çevrilmiş olması kafiye başta olmak üzere bir takım gerekçelerle çok sayıda kelimenin alınması yolunu açmıştır. Sonraları Fars yazarlarının eserlerine duyulan hayranlık onlar gibi yazma isteği uyandırmış, bu da taklide yol açarak açılan yolu giderek genişletmiştir. 16. yüzyılda hakim olmaya başlayan edebi anlayış, şiirde ve seçili nesirde Türkçe kelimeleri ve söz ebeklerini ses düzenleri yönünden işe yaramaz sayan bir tutum içine girince, 17. ve 18. yüzyıllarda Arapça kelimeler gibi Farsça kelimeler de daha fazla alınıp kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzyılın özellikle süslü nesirle yazılmış eserleri Farsça tamlamalar, birleşik isim ve sıfatlarla doludur. Ancak tıpkı Arapça alıntılarda olduğu gibi edebiyat dilinin kullanıldığı Farsça alıntılar da günlük dile, inme, ortak konuşma diline mal olma ölçüsünde yaşama şansı bulabilmiştir. Dilin olağan gelişme ve değişme süreci içinde pek çoğu ise varlık alanına çıkamayıp metinlerde kalmıştır. Osmanlı Türkçesi döneminde iki doğu dilinden çok sayıda kelime almıştır. Bunlardan biri Sami diller ailesinden olan Arapçadır. Diğeri ise Hint-Avrupa dil ailesinin bir koluna bağlı olan Farsçadır. Türkçe tarihi boyunca yabancı dillerden aldığı kelimelerdeki bütün düzensiz heceleri Türkçeleştirmiştir. Osmanlı Türkçesi döneminde de hangi yabancı dilden alınmış olursa olsun bütün alıntı kelimelerdeki düzensiz heceler çeşitli yollarla Türkçeleştirmiştir. Bu programda Osmanlı Türkçesi yazımının başlıca özelliklerinin neler olduğu, Arapça ve Farsça kelimelerin yazımında yapılan değişikliklerin neler olduğu Türkçe kelime kökleri ve eklerinde ünlüler ve ünsüzlerin yazılışlarıyla ilgili eğilim ve kuralların neler olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine Giriş bir ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.